Gazeteci yazar Mehmet Koçak, Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili çok önemli bir detayı odak noktasında paylaştı. Mehmet Koçak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşarken kendisine Gülen grubuyla büyük bir mücadele içerisinde olduğunu aktardığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu eğer bir kaza sonucu ölmemiş ise, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun çünkü bu olayında hala sır üzerinden kalkmayan birçok nokta vardır. Ama eldeki veriler toplanıldığında bize olayın bir cinayet olduğunu göstermektedir. Ama kesin bir delil ortaya konulmadığı için çok açık ve net bir şekilde böyledir diyemiyoruz. Fakat şunu açıkça ifade etmek isterim. Muhsin Yazıcıoğlu eğer bir kaza sonucu değil de bir suikast sonucu öldürülmüşse bunun arkasında Fethullah Gülen vardır. Çünkü ben kendisini Almanya'da evimde, Stuttgart'taki evimde misafir ettiğimde oradaki Fethullah Gülen'in organizasyonu, FETÖ organizasyonunun Stuttgart sorumlusu Halil Şimşek gelmişti. Kendisini ziyaret etmişti ve öğrencilerimize bir sohbet etme lütfunda bulunur mu diye bana sormuşlardı. Ben de başkana sordum. Aynen aldığım ifade şuydu. Aslında bu çocuklar bunu bilmezler bu arkadaşlar. Ama ben Fethullah Gülen'le bir kavga halindeyim. Bunun da sebebi şudur dedi ve başladı anlattı. Bir kere Fethullah Gülen bir ekip göndererek Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisine bu ekibin alınmasını istiyor. Her türlü ekonomik destek, her türlü imkanları seferber edeceğini belirtiyor bu ekip. Ve kendilerine partinizi güçlendirelim ve birlikte hareket edelim diye bir öneri getirmişler. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, ben bunu arkadaşlarımla da görüştüm, kendi kanaatlerimi de belirttim. Bir kere kendisinin Amerika ile olan var olan ilişkilerini ben çok ayrıntılı olarak farklı kesimlerden ve farklı önemsediğim makam ve mevkilerden bilgilerini almıştım. Bundan dolayı kendisine güven duymadığımdan dolayı benim partimin içine sızmalarını önledim. Onların hedefi bizim ekonomik alandaki güçsüzlüğümüzü bahane ederek, insan kaynağımızın zayıflığını ileri sürerek partimize sızmak istedi. Ben buna fırsat vermedim. İkincisi, rahmetli Özal beni ziyarete geldi diyor Muhsin Bey rahmetli. O zaman bana rahmetli Özal şunu söylemiş Muhsin Başkan'a. Muhsin Bey, ben yeni bir Cumhurbaşkanlığı noktalandıktan sonra ben yeni bir siyasi hareket başlatacağım. Bunun merkezinde senin de olmanı istiyorum. Zira Fethullah Gülen de bize çok ciddi manada destek verecektir. Ben de buna itiraz ettim. Dedim ki diyor Muhsin Bey, Muhsin Başkan aynen şöyle demişti bana. Ben itiraz ettim ve dedim ki bunun Amerika ile var olan ilişkileri var ve bir takım karanlık ve gizli hesapları olduğundan endişeliyim. Ayrıca onun Cebrail İnce parti kurdum dese ben onunla beraber olmam gibi afaki sözler kullanmıştır. Şimdi bir partinin içerisinde yer almak istemesi bize faydadan çok zarar verir. Böyle bir hareketin içerisinde ben olmak istemem dedim diyor ve bu teklifi de reddettim. Daha sonra Fethullah Gülen ikinci bir ekip göndererek o ekip aynen şöyle diyor. Bizi Fethullah Gülen gönderdi demiyorlar. Diyor ki efendim diyor siz hocamıza karşı hem partinize hizmet destek vermek isterken gönderdiği ekibe şunları şunları söylemişsiniz ve kabul etmemişsiniz. Hem de rahmetli Özal'la düşünülen bir planı gerçekleştirmesine engel olmuşsunuz. Dolayısıyla biz bir imkan tanıyalım size. Muhsin Bey, siz gelin, Hoca Efendi'yi ziyaret edin, kendisinden özür dileyin, elini öpün ve siz de bundan siyaseten de güçlü bir şekilde çıkın. Bizim elimizde şu kanal televizyonlar var, kazide var, etki alanımız şudur, gücümüz şudur, nüfus alanımız şudur diyerek bu şekilde kendisine siyasi bir baskı yapmaya kalktılar. Muhsin Başkan bunları da reddetti
ve sonradan bana şunu söyledi. Ben hem partimizi korudum hem Özal'a da böyle bir ihanetle iç içe olmaması için uyardım ve bu işe engel oldum dedi. Şimdi Fethullah Gülen bunu cemaatine yaymıyor çünkü cemaati içerisinde beni seven çok insan var. Ben de bunu çok fazla dillendirmiyorum. Birkaç arkadaşımla paylaşıyorum. Bunlardan birisi de sizsiniz. Çünkü bu arkadaşlara biz onu izah edemeyiz dedi. Koçak, Fethullah Gülen'in küresel güçlerin çıkarlarına hizmet ettiğini de savundu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun böyle bir olayla karşılaşarak hayatını kaybetmiş olması, demin de ifade ettiğim gibi eğer kaza değilse bu Fethullah Gülen'in işidir. Çünkü Fethullah Gülen'in üzerinden, Fethullah Gülen sadece değil, Fethullah Gülen taşerondur. Fethullah Gülen'i arkadan yönlendiren Amerikan emperyalizmidir. Batılı şer güçleridir. Onlar Özal üzerinden oynamak istedikleri oyunu Muhsin Yazıcıoğlu bozduğu için FETÖ üzerinden o FETÖ'nün Türkiye'deki yapılanmasını çalıştırarak kendisine böyle bir suikast düzenlemiş olabilmesi kuvvetle muhtemeldir diyorum.